Hürriyet TV'den herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri işaret ederek pazar günü seçimlerin neticesini alalım, Kanal İstanbul'la ilgili gerekli adımları atacağız demişti. Peki bu adımların atılması durumunda Türkiye'yi ve İstanbul'u nasıl tehlikeler bekliyor? TMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman'la konuşacağız. Sayın Kahraman, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Kahraman, şimdi az önce de belirttiğimiz gibi 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Seçilmeden önce söylemleri vardı ve Kanal İstanbul'u işaret ederek seçimleri kazanalım, ardından Kanal İstanbul'la ilgili adımları atacağız demişti. Şimdi seçimlerin ardından nasıl bir süreç bekliyor İstanbul'u? Çünkü biliyorsunuz sizler de İstanbul büyük bir deprem bölgesi. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye bir depremle sarsıldı. Büyük bir felaket yaşandı. Peki Kanal İstanbul'un yapılmasıyla beraber İstanbul'u ne tehlikeler bekliyor? Beste Hanım, bakın hemen sorun şudur. Bir defa neoliberal politikalar. Şu ifade yanlış. Bütün bunlar başımıza işte uygulanan yanlış politikalarla biz bunlara maruz kalıyoruz. Değil. Bunlar yanlış politika değildir. Bunlar doğru politikalar. Neyin doğrusudur? Kapitalizmin doğrularıdır bunlar. Ve bu politikaları yanlış uygulamıyorlar. Doğru uyguluyorlar. Onların çünkü temel bir ilkesi vardır. Hemen para. Hemen para ilkesine hizmet etmeyen hiçbir şeyin kapitalizmde karşılığı, kıymeti, bir değeri yoktur. Sayın Kahraman, şimdi Kanal İstanbul projesi için de Erdoğan şöyle bir ifade kullandı. Aslında sizin söylediklerinizle doğru orantılı. Kanal İstanbul'un iki yakasında da lüks konutlar olacak dedi. Şimdi öyleyse bu ne ifade ediyor? Bu projenin neresinde oturuyor? Bu tamamen bahsetmeye çalıştığımız diğer projelerden farksız, sermaye ve rant odaklı bir proje olduğunu. Yani ben doğru politikalardır derken bunu tırnak içinde söyledim. Onların doğrularıdır. Sıkıntı şudur, onların doğrularıyla bizim doğrularımız örtüşmüyor. Biz emek, bilim, doğa, yaşam derken yine aynı ikizler örneğindeki gibi bu şeylerin, kıymetlerin, onların sermayenin ya da kapitalizm gözünde hiçbir değeri yoktur. Evet. Değeri yoktur çünkü para devrilebilecek bir şey değildir. Peki Kanal İstanbul özelinde nasıl bir amaçları var sizce? Bakın, şimdi Kanal İstanbul üzerinde de tamamen dediğimiz gibi rant. Yani Kanal İstanbul'un burada işte tarihi ve kültürel dokularını, aşağıdan başlıyorum, tarihi ve kültürel dokuları yok etmesi, işte orman, bitki örtüsünü, su kaynaklarını, deniz tabanını, deniz suyunu tahrip etmesi gözlerinde değildir. Bir şey söyleyeyim ben size. Müsilajın hemen ardından bir bildirileri vardı. Orada şundan dert yanılıyordu. İşte İstanbul'un bir cazibe merkezi olması ve bunun üzerine de buradaki yoğunlaşmanın da bu müsilaj vesaire gibi bir takım sıkıntılar yol açtığından bahis vardı. Şimdi bir yandan bunu bahsedeceksiniz. Bir yandan da burada yeni bir şey, bu cazibeye yeni bir ek getirir, yeni bir yük getirecek. Yani bırakın hepsi ekosistemi, kültürel kültürel yapının, tarihi yapının, doğal yapının tahrip olmasını, hatta demografik yapının da tahrip olmasını bırakın. Bu kendisiyle çelişendir, yani çelişmedir. Ve bir yandan da iklim krizi, o da şaibeli bir ifadedir iklim krizi de. İklim krizi, tırnak içinde söylüyorum, ben kullanmayı sevmiyorum bu ifadeyi. Bununla mücadele ediyorum derken işte 500 hektara yakın orman alanını yok edeceksin. İşte 4000 küsur 5000 civarında tarımsal alanı ve merayı yok edeceksin. Burada yeni yerleşimlere yol açacaksın ve burada da yeni bir yükle Marmara'yı, bakın şeye bakın, İstanbul'a bakın, Ergene'ye bakın. Burada yeni bir yük yaratarak, ya biz Marmara'yı bu haliyle koruyamıyoruz. Boğazları koruyamıyoruz. Yani boğazları koruyamıyorken bunları hele ki denetimler üzerindeki kamu gücünün alınıp olduğu gibi bu gücün sermaye teslim edildiği sistemlerde bunun sonu kaostur. Ve bu bizim bahsettiğimiz işte 500 hektar ormanla 5000 hektar meranın yok olmasıyla sınırlı kalacak bir şey değildir. Bunlar ÇED raporlarındaki ifadelerdir. Bunların sonrasında
cazibe merkezi olduğunun birbirini çekerek bu büyüyecektir. İstanbul'un geldiği duruma bak. Bu bununla kalmayacaktır yani. Peki ne olacak Sayın Kahraman? Bununla kalmayıp yani Kanal İstanbul'un ardından ne bekliyor Türkiye'yi öyleyse? Valla bir felaket, hatta felaket dediğim felaketler silsilesi burada. Yani bir defa dediğimiz gibi yaşam alanları, yani ormanlar, ekosistem. Şimdi bakın, siz dediniz ya seçimden sonra başlayacağız. Yani öyle bir yapı var ki aslında daha seçim arasında, seçim arifesinde bu konuyla ilgili bir sürü imar durumları askıya asıldı. İstanbul'la ilişkili imar durumları askıya. Yani özür dilerim. Hiçbir şey beklenmiyor aslında. Bu fütursuzca devam ediliyor. Şimdi bunlar asılırken baktığınız zaman kendi hazırladıkları 1/100.000'lik proje şeyin imar durumunu tahrip etmişlerdir. Yani onu bile yok saymışlar. Yani orada mesela askeri alan gözüken bölgeler, bakıyorsunuz nüfusu açılıyor. 500 bin. Orada kendi hazırladıkları 1/100.000'lik şey. Daha işin başında ilk günden bu lütfen chat raporları veya işte bir takım askıdaki şeyleri buradaki zayiatla, buradaki hasarla, sırf bunlarla kalacağımız sanılmasın. Daha işin başında kendi hazırladıkları 1/100.000'lik planı tahrip etmişler. Ve bu anlayış kendi aslında meşru yasalarını tanımamakla ün salmıştır artık. Şimdi hal böyleyken İstanbul'un neler bekleyebileceğini, bir defa iklim değişikliğine bir şey var mıdır, katkısı var mıdır? Vardır. Ne negatif yönde vardır. Neden? İşte ormanları yok etmektedir, sulak alanları tehdit etmektedir. Deniz canlılarına, deniz biyosferine, deniz tabanı bitki örtüsüne, denizdeki yaşayan canlıları tehdit etmektedir. Peki Marmara'ya katkısı var mıdır? Vardır. Negatif yönde vardır. Negatif yönde var. Yani biz Marmara'nın sorununu çözemezken, bakın atık su ön arıtma tesisleri deniyor. Hala Marmara'ya İstanbul'un atık sularının %60 küsürü, belki 70'e yakını hiç arıtılmadan veriliyor. Peki Sayın Kahraman, şunu da sormak istiyorum. Şundan bahsettiniz aslında. Seçim çalışmaları yapılırken bir yandan da Kanal İstanbul projesine kısmen devam edildiğinden. Şimdi aslında bundan öncesinde, yani seçimden önce muhalefet kanadından çok büyük tepki gelmişti Kanal İstanbul projesine. Evet. Seçimler yaklaşmaya başlayınca iktidar kanadı biraz daha suskun hale geldi. Ancak şimdi seçimlerin ardından son sürat devam edileceği söyleniyor. Peki o aralıkta o suskunluğun nedeni neydi sizce? Ben suskunluk şeydir. Belki işte seçim politikasında fazla seçim politikası olarak görüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 16 Mayıs'ta bu Arnavutköy ile ilgili yine 1/1000, 1/5000'lik şeyler askıya asıldı. Çevre Şehircilik Bakan 16 Mayıs, yani iki seçimi arası, işte 14 Mayıs, 28 Mayıs bu arada yapıldı yani. Evet. Yani bunlar seçim şeyleridir diye düşünüyorum ben. Politik tavırlardır. Politik tavır. Ne düşündüklerini bilemiyorum. Belki işte biraz dinginleştirmek, belki şey yapmak anlamında onu kullanmaktır. Ama suskunluk demek bir takım şeyler yapılmıyor, boş verilmiş demek değil. İşte 16 Mayıs, yanlış hatırlamıyorum. Evet, 16 Mayıs sanırım. Evet. Peki Sayın Kahraman, şimdi Cumhur İttifakı milletvekilliğinde mecliste, parlamentoda fazla vekile sahip. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığında da Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Bu proje zaten Cumhur İttifakı'nın bir projesiydi. Ama ülkenin yaklaşık %50'si Millet İttifakı'na oy verdi aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ne olacak? Kanal İstanbul'a çünkü tepkiler çok büyüktü. Peki nasıl ilerleyecek bu proje? Halkın tepkisi ne olacak ve mecliste bunun karşılığı ne olacak? Aslında temel olan odur. Halk, oradakiler vekilleridir. Halkın vekilleridir. Yani asıl buradadır, halktır. Aslının taleplerini biraz dikkate alırlar.
bu konunun nasıl geri dönülemez bir felaketlere yol açacağını da umarım şey yaparlar, idrak ederler. Yalnız işte yine geliyorum ben şuna, samimi konuşuyorum biraz, yani yine şuna takılıyorum. Yani bu idrak etmeme sorunu değildir. Yani demin bahsetmeye çalıştım. Yani, ya bir deniz sistem sorunu diyorsunuz sanırım. Deniz kumunu kullanırsan bu bina yıkılır. Evet. Şimdi deniz kumunu kullanırsan ve bunu biz işte yakında en son deprem, bundan önce Van'da, ondan önce Gölcük'te, her depremden sonra biz bunu konuştuk. Yani bu bilinmeyen bir şey değildir. Sayın Kahraman, şimdi depremden bahsettiniz. Türkiye zaten çok ciddi bir depremle sarsıldı aylar önce. Hala etkileri sürüyor. Kanal İstanbul projesinin ardından o konutlar nasıl yapılacak? Yani lüks konutlardan bahsediliyor ama bu lüks konutların yeri itibariyle depreme ne kadar dayanıklı olacak ve İstanbul'u nasıl etkileyecek? Neler söylemek istersiniz bu konuda da? Neler söyleyeyim, ben size söyleyeyim. Şimdi bir defa her şeyden önce temelde şu vardır. Yönetimlerdeki gücün kamunun elinde olması lazım. Sermayenin elinde değil. Şu anda denetimlerin lokomotifi sermayedir. Bu iş güvenliğinde de böyledir, yapıda da böyledir, işte ne bileyim çevre konusunda da böyledir, böyledir. Çünkü orada denetmen, yani denetçilik misyonunu üstlenmiş kişiler mesela ücretlerini denetledikleri insanlardan alıyorlar. Evet. Yani böyle kurumlardan alıyorlar. Böyle bir kuram olmaz yani, denetleme konu. O yapılar depreme ne kadar dayanıklı olacak? Ben size işte diyorum ki, yani denetim şeyin elinde değilse, kamunun elinde değilse dayanıklı olmayacak. Yani şimdi bu şey bir laf, yani çok keskin bir laf olur ama bu konuda büyük endişelerimiz vardır. Bizim yapılanlar ortadadır. Bakın şeyde son depremde yaşadığımız yerde yeni bina var, yani yeni binalar yıkıldı. Yani orada şöyle bir şey oldu. İşte biz bu cazibe merkezini yüklersek nereye varacaktır? Kaos. Kaos nedir? Kontrolsüzlüktür. Kontrolden çıkmadır. Kontrolden çıkınca da her türlü şeye hazır olmak lazım. Evet. Sayın Kahraman, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? Dediğim gibi biz kendi mücadelemizde yürüyeceğiz. Emek, bilim ve doğa adına bunlara sahip çıkmaya çalışacağız. Bunlar bizim sahipliğimiz. Bu Metin Lokumcu'nun anısında da bu başlayan ekolojik yıkımla mücadele haftasında da muhtelif etkinliklerimiz olacaktır, basın açıklamalarımız olacaktır. Dolayısıyla biz de pes etmeyeceğiz tabii ki. Yani. Evet, çok teşekkürler. Evet, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından gerçekleştirmeyi planladığı, devam etmeyi planladığı Kanal İstanbul'u projesine ilişkin Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.